Günaydın. Sadece 5 saat falan uyudum. Çünkü Cadılar Bayramı. Normalde evden çıkmış olmam gerekirken gördüğünüz gibi yeni hazırlanmaya başlayacağım. Dün gece sabaha kadar bir video çektim. 2 tane revizesi vardı, yani kurguda halledebileceğim işler. Onları hallettim. Birazcık geciktim. Şimdi bugün nereye gidiyoruz? Gaming gene gideceğiz. Birçoğunu zaten biliyorsunuzdur. Instagram'dan falan da takip ediyorsanız. Ben yaklaşık 1,5-2 yıldır oyun oynayan biriyim artık. Daha öncesinde yani mobilden oynuyordum. Bilgisayarda oynamaya başladım diyebilirim. Ve yeni eve taşındığımızda sistem yükseltmek istiyordum. Ve istediğim bir şey vardı. Beyaz bir sistem kurmak. Hem yükseltip hem beyaza çevireceğiz sistemimi. Beyaz olarak bir kasa falan toplamak zor bir şey. Her yerde kolaylıkla bulunmuyor. İşte içinin parçaları, beyaz olması vesaire. Ama gaming genden halledeceğiz bugün onu. Hatta sonrasında gelip kuracağız. Bizim masalarımız böyle Anıl'la yan yana, size oyun köşemizi falan da gösteririm. Üşürsün. Hadi ya. İlk aşkım ya daha biraz ya. Ne giyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Gel buraya. Buraya gel. Ay, aşkım, aşkım. Annen gelmedi mi? Annem gelecek. Ya ben ne giyeceğim? Dümdüz mü? Ha. Pantolon mu giysem acaba? Yoksa etek mi giysem acaba size? Kovboy botuyla. Oy kızım. Ben de böyleyim. Ben bunun altına çizme giyeceğim. Kurban olurum. Haydi, 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 haydi. Bunu yanıma alırım. Hemen bir yağ geçiyorum. Chloe'nin bu yeni parfümünü sıkacağım. Hediye gelmişti bana. İnanılmaz bir koku. Bana böyle bir şeyi hatırlatıyor mu bilmiyorum. Böyle güzel. Yani sevdiğim bir koku. İçindeki bir çiçekle alakalı bir şey yüksek ihtimalle ama çok hoşuma gitti. Buna bir kolye. Hatta bence Fadoş'un kolyesini takmalıyız. O da antika dolabımda, onu takacağım gidip. Çöp poşetiyle fit check yapalım. Ben böyle bot giydim. Hadi gidelim. Yemin ediyorum İpot'u evde görmesem az önce derdim ki İpot evden kaçmış. O derece. Küçüklüğü falan aşırı benziyor. Lan İpot. İfot'un aynısı ya. Geldik. Şimdi Gemiken TR'ye geldik. Hemen bu yaka AVM'de, şöyle gösterelim. Burada kalıyor. Hani eğer gelmek isterseniz nerede olduğunu anlayın diye. Ahmet öyle. AVM'ye zoom AVM'ye atıyorum zoom atıyorum. Buradan giriş yapıyoruz. Şimdi karşıda bir DIY alanı var. Yani bunu nasıl düşünebilirsiniz biliyor musunuz? IKEA'da hani böyle dolap yapıyoruz ya. Mesela atıyorum bir dolabın kasasını seçiyorsun. İçini falan düzenliyorsun. Aynı mantık. Buraya geldiğiniz zaman mesela atıyorum hani çok bilmiyor da olabilirsiniz. Hani bir kasa yapmak istiyorum ama atıyorum işlemcisini yükselteceğim. Ya da ekran kartı işte şu olsun diyorsunuz. Burada direkt size yardımcı olabiliyorlar. Buradan böyle kendinize böyle özel olarak oluşturabiliyorsunuz. Eğer özel bir şey yapıyorsanız önceden sipariş de verebiliyorsunuz bu arada. Çünkü bazı ekipmanların toplanması süre de alabiliyor ama direkt gelip buradan da siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Daha sonrasında burası da game olanı. Buraya benim kasam kurulacak. O yüzden burada bir kasa yok. Burada da böyle hazır sistemler var. İstediğinizi deneyebiliyorsunuz. Yani bütün ekipman olarak hazır. Mouse'u şeyle falan. Aynı zamanda Gamingen.tr internet sitesine de Şeyder Doğan'ın kasası sistemi olarak yüklenecek. Yani şaka mı? Ya benim Şeyder Doğan'ın sistemi de yüklenecek. En sevdiğin Burada kategorideki yaşamak istiyorum. dükkana geldik. Şimdi MSI standına geçeceğiz. Çünkü benim sistemim tamamıyla MSI'dan oluşacak. Daha öncesinde MSI kullandım. Hatta bir tane laptopunu kullandım. Bilmiyorum, eskiden izlediniz mi? Bir tane YouTube videomda göstermiştim, tanıtmıştım hatta. Toz pembe bir laptopları çıkmıştı o zaman. Hala kullanıyoruz bu arada. Şimdi hazırsınız arkadaşlar. Benim sistemimi tanıtacağız size. Şimdi Gaming.tr'den Ertuğrul Bey yanımda. Teknik konular için tam olarak anlayabilmem ve aslında biraz da sorular soracağım ona. Bilgisayar konusunda ben de çok iyi değilim. O yüzden mesela atıyorum RAM'in tam olarak ne işe yaradığını daha böyle anlaşılabilir dilde rica edeceğim ki videonun da Evet. böyle bir artısı da olsun. Şimdi başlayalım.
MSI'dan sistemimizi düzdük. Öncelikle ekran kartı. En önemli şey bu arada. Evet, dinliyorum. Ekran kartı ne işe yarar diye. Ekran kartımız RTX 4080 serisinden. Yani RTX'in en üst seviye kartlarından bir tanesi. Beyaz. Sistemle uyumlu bir görüntü sağlaması için beyaz bir kart tercih ettik. Bu 4080 kartı 16 GB GDDR6X belleklere sahip. Güçlü bir... Güçlü olması. Güçlü, evet. Güçlü olması buradaki güçlü asıl nokta. Evet. Bu kartlarda en önemli şey RTX ve DLSS teknolojilerine sahip olması. RTX teknolojisi dediğimiz şey Nvidia'nın ışın izleme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde ekranda daha iyi yansımalar görebiliyoruz. Mesela yerdeki suyun yansımasını çok daha net bir biçimde daha görebiliyoruz. Gerçekçi daha gerçekçi atıyorum. Yüksek grafikli oyunlarda vesaire. Evet. Minecraft'tan bahsetmiyoruz. Minecraft'ta da var ama RTX. Minecraft'ta da evet mod var. RTX ben indirmek istiyorum onu. Yani arkadaşlar benim yani sistem yükseltmek istedim zaten. Benim kullandığım ekran kartından çok daha yüksek bir sistem. O yüzden bu nasıl etki verecek hiç bilmiyorum. Mesela ben Seven Days diye bir oyun var. Onu çok oynuyorum. Onun grafikleri aslında çok yüksek değil ama orada nasıl fark yaratacak çok merak ediyorum. Zombi savaş oyunu falan ve hani bu ışınları gerçekçi olarak yansıtan bir teknoloji olduğu için benim kartımda yok sanırım şu an, değil mi Anıl? Bu sistem. Bunu hiç denemedim yani. Bu teknolojiyi hiç denemedim. O yüzden çok merak ediyorum nasıl bir şey. RTX ve DLSS sadece destekleyen oyunlarda çalışıyor şu anda. Ha, oyunun da o teknolojiyi içinde bulunması lazım. O mesela Cyberpunk, RDR2 gibi oyunlarda da DLSS teknolojisi mevcut. DLSS'de şu oluyor aslında. Yapay zeka kendi yeni kareler üreterek araya yeni kareler atarak tensör çekirdekleri sayesinde gerçekten normalden olsun daha yüksek bir FPS alabiliyorsun. Atıyorum 25 kare ise o araya kareler ekliyor. Kareler ekliyor mesela. 50 kare alıyorsun DLSS sayesinde. Biliyorum bu işleri biraz. Biraz var bu işler. Ekran kartımız bu şekilde arkadaşlar. Kasamın çok güçlü olmasını sağlayan. Ekran kart çok önemli bir şey ya, tamam mı? Ben bunu öğrendim 2 yılda. Bu çok önemli bir şey. O yüzden en çok da buna önem verdik. Şu an sanıyorum bir üstü de 4090 değil mi? 4090. Ama o daha çok böyle workstationlar için mesela kullanılan bundan sonra neye kart geçecek? 5000'e mi geçecek? 5000'e geçecek muhtemelen ama o henüz daha tanıtılmadı. 4100'e gitmeyecek yani. 4100'e gitmeyecek. 5000'e geçecek. 3000'di, 4000 oldu, 5000 oldu. Böyle arada bir darlayıcı sorularım da olabilir. Ha çünkü merak ettim. 4090 hani 100'e gitmesi lazım diye düşündüm ama 5000'e geçecekmiş arkadaşlar. Bu da önemli bir not. Şey olarak dursun aklımızda. Havalı bir bilgi. Evet, sıradaki parçamız işlemci 13700KF. Bu da oldukça güçlü bir işlemci. Yani her oyunu, her renderını kolaylıkla alabileceğin bir işlemci. Canlı yayınlarda hiçbir sıkıntı yaşamayacağın. Zaten yanında da çok güçlü bir soğutmayla beraber geliyor. Bunları da göstermek istiyorum. Bu da yine beyaz. Benim ama videoya katkılarıma bak. Bu da yine beyaz bir sıvı soğutucu. Ama sıvı olmasına bakmayın, bunun içinde özel bir sıvı var. Yani su gezinmiyor, onu sordum az önce. Su gezinmiyor, özel. Evet. Isı iletkenliği farklı olan bir... Isı iletkenliği daha yüksek, daha yüksek bir sıvı olan bir, evet, ben de aynısını demek istemiştim. Ondan var. Burada da yine o şekilde takılı. Aynı zamanda kasada az önce sordum çünkü ekstra olarak fan soğutucular da var. Kendi üstünde kasanın 4 adet RGB fan mevcut yine. RGB de renkli ışıklı demek ki en bu çok sevdiğim bu sıvı soğutmamızda şey. 360 mm'lik. Bu da yani her türlü sistemi normalde soğutabilecek bir soğutucu zaten. Daha ne olsun. Şimdi anakarttan bahsedebiliriz biraz da. Evet, bu anakart eskiden de bilgisayar dünyasında hiç yokken yakılmasıyla biliyorum. Genellikle hani anakart yanar. Mesela Golden Köpek kaybolur, anakart yanar. Yanar eskiden biraz eskiden da hep artık. Eskiden böyle şeyler vardı. Çünkü mesela arkadaşlarım oynarken hani bilgisayarlar çöktüğünde ne oldu? Anakartı yaktım. Mesela anakartı yakmamak için neye dikkat etmek lazım? Yani şu anda hiçbir overclock şey yapmazsan falan bir sıkıntı, normalden daha fazla yararlanmak istiyorsun. Okey. Kastırmazsan demek. Şöyle. Ben buradan anlamadan hiçbir şey çıkmayacağım. Mesela işlemci overclock yapıyorsun. Normalde 4 GHz 4.7'ye çıkıyor. Yani normalden daha fazla hız yaptırmaya çalışıyorsun, yükleniyorsun. Abanıyorsun ilkten. Evet. Evet. Abanmayacaksınız arkadaşlar işlemci. Zaten eliniz gibi. Hani artık teknoloji gelişse artık o yakmalar çok zor ama yine de yakmayın. Şimdi peki bu ne işe yarıyor? En basit haliyle bilgisayarda bu neden var? Bütün parçaların birleştiği nokta. Anakart zaten. Çok mantıklı bir isim. Evet. Evet. Bu anakartım arkadaşlar. B760M Mortar Wi-Fi anakartını kullandık burada da. Hem Wi-Fi teknolojisi var içinde. Bluetooth teknolojisini destekliyor. DDR5 RAM'lerle anakartımızı kullanabiliyoruz. Anakartımızın içinde ayrıca 2 adet de M.2 slotu mevcut. Bu da ileride depolama alanını arttırmak istediğinde rahatlıkla bir M.2 SSD daha takabiliyorsun içine.
Bunu ekleyemiyoruz. SSD demişken SSD'mi de gösterelim. SSD'yi de gösterelim SSD'de hemen. SSD'nin de çok önemli bir şey olduğunu biliyorum evet, arkadaşlar. Evet, bu da 1 TB'lık bir SSD. SSD de benim bildiğim kadarıyla aslında bilgisayarın üzerindeki yükü alan bir şey değil mi? Yani anakarta yüklenmesini öyle bir şey değil mi ya? Öyle yok, bir şey ya. Yok, SSD daha çok depolama alanı. Ama işte bilgisayara yüklenmiyor. Bunu yani eskiden telefonlarda hafıza kartı ekliyorduk ya, onun gibi bir şey değil mi? Evet, onun gibi bir şey. Hafıza kartı gibi de düşünebilirsiniz. Daha kolay takılıyor bunlar. Kablo ihtiyacı yok. Direkt anakartın üstüne takabiliyorsunuz. Bundan kaç tane takabilirim mesela ben bunu? Diyelim bundan, bunu bitirdim. Bunu bitirdim. Bir tane daha takabilirsin. Ama bitiremem zaten. Yani 1 terabayt yüksek. Evet, evet. Bitiremezsiniz zaten arkadaşlar. Çünkü ben bitiremem açıkçası. Yani fazladan hard disk de takabiliyorsun anakartın üstüne. 2-3 tane daha. Üstüne. O kadar da şeyci değilim yani. Bir koleksiyonum yok yani. Geniş bir arşivim yok. Evet, yani harici depolamada kullanabiliyorsun zaten. Evet. Farklı bir şey olduğunda. Şimdi elimde bunları kapatıyorum burada. Aşırı tatlı, çok tatlı bir. Bu bir oyundan mı karakter mi? Yok, o XPG'nin kendi karakteri. Çok tatlı bir abla. Bu da arkadaşlar, bunlar da RAM. Şimdi ne olduğunu anlatacağız size. Evet. Evet, bunlar da 16 GB'lık 2 adet RAM var elimizde. 32 GB olması sayesinde arka planda mesela hem oyununu oynarken, yayınını açtığında, farklı işlemler yaptığında darboğaza düşmüyor yani bilgisayarında. RAM'den dolayı bir takılma yaşamıyorsun. Kastırmıyor. Kastırmaması için çok önemli arkadaşlar. Yani atıyorum bir sekmede YouTube açık, bir yandan alttan oyunu oynuyorsun, atıyorum LOL atıyorsun, bir yandan bir tane Twitch kanalı izliyorsun falan filan. İşte bu aletler, burada gördüğünüz küçük ama bunlar çok önemli. Bilgisayarınızın kasmaması için, kasmamak diye mi, iyi ki de var, çok önemli parçalar arkadaşlar. Bende de 2 tane mevcut. Mesela bundan kaç tane ekleyebiliyorum? Bundan bir 2 tane daha ekleyebilirsin üstüne. Yani ama bu haliyle 64'e kadar çıkartabilirsin. Bu çok yeterli değil mi? Bu ikili çok yeterli. Evet, 32 GB şu an çok yeterli. Şimdi neyimiz kaldı? Evet, şimdi kasayla ilgili son güç kaynağımız kaldı. Güç kaynağımız 750 watt. Bu da yine MSI'ın beyaz bir güç kaynağı. Sistemle uyumlu olması için tabii ki beyaz tercih ettik yine. Ayrıntıları bu arada bir yandan giriyor olacak buradan, kasanın ayrıntıları. Eve gittiğimde de akşam olsun da bir gece karanlığına da çekeceğim size bu arada. Ayrıca güç kaynağımız 80 Plus Gold sertifikasına sahip. Yani bu da enerji verimliliğinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Uzun saatler bilgisayar başında durduğunu düşünce evet, elektrik faturasına da yansıması oluyor bu güç kaynaklarının. Ha, mantı şey gibi. Hani atıyorum buzdolabında A Plus evet, almakla A+ C almak gibi bir şey. Yani bu da önemli evet, bir şey aslında. Bu da güç kaynağı arkadaşlar. Güç veren ve gücün voltunun kullanımını dengeleyen. Doğru mu? Elektrik kullanımını verimli sağlayan, hale çeviren, elektrik kullanımını elektrik sağlayan veriyor. Bir evet, çok, bu da çok önemli. Bu olmazsa olmuyor yani, değil mi? Bu olmazsa çalışmıyor yani. Bu olmazsa çalışmaz yani. Elektrik veremeyiz çünkü. Ben de aynısını söyledim az önce. Evet. Şimdi kasamız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi, ha, kasanın modelini söylemedik. Ha, kasanın modeli. Evet. Yani çerçevesinin. Kasası yani diyoruz. Tamam. Çerçeve. Evet, iskeleti. Ben daha böyle bir şeye indiriyorum. Evet. Şimdi kasanın modeli hakkında da bir bilgi alacağız arkadaşlar. Beyaz olduğunu tekrardan görebiliyorsunuz. Kasamızda MSI'nin Gangir 300R Airflow White modeli. Çok havalı be. Bir daha asla söylemeyeceğim. O yüzden burayı bir daha kesip koyuyormuşum oraya. Bu üzerinde arkadaşlar, ben ama en basit olarak anlıyorum. Çok önemli bir şey. Bunu sakın kaybetmiyorsunuz. Özellikle kediniz varsa. Çünkü kasa temizliği zor bir şey. O yüzden bu üstündeki şey benim için çok önemli. Bunu kaybetmeyin. Evet, devamını anlatacak şimdi Ertuğrul Bey. Evet, kasanın üstünde kendi içinden çıkan bir ekran kartı holder'ı çıkıyor. O da oldukça şık zaten. Evet, yakın detay çekimlerinde görünür. Ejderhalı olması çok şık ve gece çok güzel yanıp sönecek. Genel olarak gayet ferah zaten. Ön tarafında da bir toz filtresi mevcut. Yani kedi evet, varsa evde önemli. 8 tane detaylı varsa hele arkadaşlar çok önemli. Çünkü bizim kasaların içi bir süre sonra inanılmaz oluyor. Bu bayağı tutacak gibi hissediyorum. Özellikle önünde. Ya en çok zaten üstünde yatıyorlar. Benimkiler üstünde yatmayı çok seviyor. O yüzden bayağı tutacak. Hatta kedi muhabbeti açılmışken Emre Sayın bir tane daha koltuğu varmış. Onu bekleyeceğim, şu anda stok yok. Kedilerin tırmalamasına, yani kedilerin tırnakları geçmiyor. Benim evimdeki koltuğum da bu şekilde. Oradaki daha farklı bir kumaşmış. O gelince mutlaka size de onu göstereceğim. Çünkü şu andaki koltukları görmeyin yani. Birazcık berbat haldeler. Aynı zamanda su da geçirmemiş. Onu da gelir gelmez bir tane ayırtmanızı rica ediyorum. Çok lazım bir şey. Çünkü ekipmanları aldıktan sonra bunlar çünkü gerçekten çok güçlü ekipmanlar ve çok uzun süre aslında kullanabileceğiniz. Yani böyle bir sistem düzdükten sonra cidden belki senelerce çok rahat bir şekilde bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Yani ben bunu kurguda yaparım, oyunda yaparım. Yani
film bile kurgularsın aslında bununla. Kurgularsın. Gayet çok rahat bir şekilde var. Bir film bile kurgularsın. O yüzden özellikle kedileriniz vesaire de varsa bu tarz ince detaylar çok önemli oluyormuş. 8 kedi sahibi olarak bunu size belirtmek isterim. Şimdi geri kalan ekipmanlarımı yani klavyemi, mouse'umu vesaire Game On alanında göstereceğim. Şimdi kasamı oraya taşıyacağız ve hatta bir elde Valorant patlattık beraber. Şimdi Game On alanına geçiyoruz. Ve teşekkür ederim sana bu engin bilgilerin için. Umarım ben de eşlik edebilmişimdir. Ben çok güzel, beyaz bir kasa. Beyaz olması evet. Gerçekten çok göz dolduruyor. Şimdi Game On alanındayım. Size ekipmanlarımı gösterip bir elde ölüm kalım atacağız. Yine MSI'dan wireless bir kulaklığım var. GH50 MSI'dan böyle bir model. Kulağı falan sarması çok iyi ve hafifliği de çok iyi. Ben çünkü bilgisayar oynarken gözlük de takıyorum. O yüzden buranın çok böyle bastırmaması ya da ağır olmaması da önemli. Özellikle uzun saatler bilgisayar başında olduğum için bu çok önemli bir ayrıntı. Mutlaka benimle aynı dertten muzdarip arkadaşlar vardır. Şimdi ekranım 32 inçlik bir ekran. Normal kullandığım ekrandan birazcık daha büyük olacak eski alıştığım sistemden ama bu da bayağı iyiymiş. Bir tık televizyon gibi hissettirdi bana ama zaman geçtikçe alışacağım. Şimdi buraya test için bu ekranı da koyduk. İşlemcinin, anakartın vesaire ısısı aldığım FPS vesaire de yazıyor. Normalde tabii bunlar olmuyor. Şu anda burada deneyimleyebiliyorsunuz çünkü yaptığımız sistemi deneyimlemek için bunları kurduk. Şimdi bir ölüm kalım atalım. Kariyerimi göstermeyeceğim size. Çok kötü çünkü dün iki tane doz aldım. Bu arada klavyemden bahsedeyim. Beyaz. Ama bunu hep diyeceğim değil mi? Beyaz sayıcı koyacağım. GK30 modeli. Sesi... Bir dakika. Bir ufak ses samarı da yaptık. Ha bakayım ben neyim oldum ben? Ben ne oldum? Killjoy'um şu an. Bu yeni harita bu arada arkadaşlar Valorant'ta. Ay çok iyi ya. Bir mide bir çıktık. Dön bana bir poz ver. Ya! Bu Reis bana kafayı taktı ama. Tabii şu anda ben bunun şeyini falan ayarlamadım. Klavyemin mouse'umun hızını vesaire ayarlamadım. Aşkım, ben Valorant oynamak istiyorum eve gidip. Hemen kurmam lazım bilgisayarımı. Evet, gördüğünüz gibi. Oo! Gördüğünüz gibi yatırdık. Ah, şimdi ben bununla var ya. Ne oynarım, ne oynar. Ayva yediniz siz. Bak bak easy yazmış. Mahvettim şimdi seni çocuk. Ay yeni mousepad'in o yumuşaklığı. Nvidia Reflex açık takviye yapıyorum şu an. Şimdi var ya bittiniz siz bittiniz. Bu akşam hemen bir parti var. Yok ya da yok bilmiyorum birazcık sonra. Kayıyor ya resmen şey jilet gibi yani. Tabii benim mousepad'imi kedilerim mahvettiği için ben burada ama şey renk atıyormuşum değil mi? Bak bak nasıl tarıyorum. Bu arada şimdi size göstermek için bir de Cyberpunk'ı açacağım. Çünkü o sistemimde desteği olan bir şey. Ya git çocuk ya. O yüzden size hemen buradan çıkalım daha fazla vurulmadan. Şimdi az önce ekipmanları gösterdiğimiz yerde bahsettiğim ekran kartının desteklediği teknolojiyi anlayabileceğimiz destekleyen oyunlardan biri de Cyberpunk. O yüzden şimdi size onu da göstereceğim. Ben ne yapacağım şimdi bu oyuna vuracak mıyım herkesi? Şuraya gitmem gerekiyor. Of bu ne ya? Bu çok ne yapıyorum burada? Çok harika bir oyuna benziyor bu. Buradan atlayabiliyor muyum? Öldüm galiba evet. Ben gidemedim ki ne yapacağım? Bilmediğim bir yerden geldi. Ayağa kalk. Şu an bu özellik açık değil, değil mi? Ben buradan nereden ineceğim kardeşim ya? Asansör yok mu? Pardon. Ay ortalığı mahvettim biliyorsun. Eyvah yıldızlarla aranıyorum. Bu arada resmen yürüyüş şeyini hissedebiliyorum. Çıkın ayol. Çık. Ben nereye gidiyorlarsa onların arkasına takıldım şu anda. Ne oluyor burada? Kalk buradan. Bu süper bir oyunmuş. Ben Cyberpunk'a da başlıyorum hemen. Aa biri beni vuruyor. Gel kız buraya. Şimdi mahvettim seni. Defol ayol. Bak bak bak. Oo headshot'ı gördün mü aşkım? Şimdi arkadaşlar şu an DLSS açık değil ve açacağım ve tekrardan bir de öyle bakacağız. Ama benim headshot'ları görüyorum. Ben oyunu indirdim hemen. Şimdi ayarlara geçtim. DLSS'i açacağım. Bu sayede FPS'im yükselecek. DLSS kare oluşturmayı açtım. Şimdi RTX özellikleri de açık. Işın izlemem vesaire. Şimdi bunu uygula diyorum ve bir de bu şekilde oynayacağım. Mesela az önce FPS'im 80-90 civarıydı. Şu anda 150-164'e kadar çıktım hatta. Şimdi bir daha aşağıya indiriyor beni bu oyun. Arkadaşlar bu oyun ne böyle? Bir şey olmuş burada. Ablalar bir açılın bakayım. Pardon, ne oldu?
Bir şey saklıyorlar bunlar burada. Arkadaşlar şu an resmen yani ekran kayıyor. Yağ gibi kaydı. Yine FPS'im, yani FPS'im sabit 150 diyebilirim. Özellikle bu tarz çok gerçekçi ve açık dünya oyunları oynuyorsanız bu özelliği benden çok çok daha iyi anlarsınız yüksek ihtimalle. Şimdi başka bir oyuna geçtik. Bütün görüntü ayarları, grafik ayarları ultra'da. Yani en kaliteli ne varsa onu ayarladık arkadaşlar. DLSS'i de açtık şu anda. Bayağı şey yani. Film izliyoruz. Ama yeni ne dediği umurumda bile değil. Çabuk oyuna geçmek istiyorum. Bayağı bütün kar tanelerine kadar görebiliyorum. Abi her şey yani her şey. Atın kuyruğundaki kıllarını falan. Biraz daha at sürelim. Bak ışığın şeyini görüyor musunuz bak. Dur ayol. Birazcık etrafta gezineceğim şimdi. Bak ışık, ışığın açısına göre direkt ekranıma yansıma oluyor. Ay. At geri gelsin. At geri gelsin. Hah. Tek tek. Bütün kar tanelerini tek tek görüyorum. Oha. Şeye çarptım ve kar döküldü. Oya ben böyle oyunlarda oynamalıyım. Hadi yürü yürü dayı yürü. Bak tek tek atın ayağının ayağından çıkan karları bile görebiliyorum. Aşkım baksana fırtınanın içindeyim şu an. Pusu görebiliyorum her yerde şu an. Kurtlar Vadisi puslarmış. Şu anda bu arada FPS'im 150 sabit. Bak şu an mesela 150. Mesela şöyle bir şey değiştiriyorum. Ve herhangi bir şekilde görüntüde donma. Tabii şu an atım kafayı yedi ama mesela 169'a kadar çıktım şu an. Az önce izlediğiniz yani o gezinmelerim vesaire de gördüğünüz gibi hepsi de ultradaydı grafik ayarlarım. Ve ona rağmen böyle döndürsem bile Mevlana gibi hiçbir şekilde kasma olmadı. Ki bu cidden şey bir oyun yani ağır bir oyun. Değil mi? Bayağı ağır bir oyun grafik olarak. Bayağı şey gibi ya çok gerçekçi yani anladınız mı? Ne gibi? Ya çok realistik hani atın şeyinin böyle kılının sallanmasını falan görebiliyorsunuz kuyruğunun o derece. O yüzden çok güzel. Ben kesinlikle bu sistemde böyle oyunlarda ilerlemeliyim. Yani Seven Days oynayacağım o ayrı, Valorant oynayacağım o ayrı ama böyle oyunlarda da performansı cidden çok iyi. Evet bunu saralım. Saralım hemen eve gitmek istiyorum. Şimdi kasa paketleniyor. Biz de 2 dakika hemen K'ye geldik. Çünkü masa alacağız. Bizim masayı çökertmişti ekranla. Tablolarını alacağız daha doğrusu. Ayaklar var. O yüzden burayı da bir dolaşalım. İkiye sızda olmasın. Şimdi masamızı seçtik. Bu sefer açık renk bir masa seçtik. Ayakları falan da daha sağlam bizimkinden. Şimdi direkt hiç dolaşmadık. Bir şeyler yiyelim mi? Bilmiyorum. Evde mi yesek? Ben çok heyecanlıyım ya bebeğim. Ben evde de yiyebilirim. Ama İsveç köfte istemez misin boş, ya? Boşmuş burası. Gel ya, ya gel ya. Bir İsveç köfte. Raf 27. K ve I'da alacaklarımız. En son taşınırken gelmiştim. İkiye gezmekten nefret ediyorum. Çünkü benim için taşınmaların böyle en sıkıcı kısmı IKEA'ya gelmek. Onunla nefret ediyor. O yüzden koşarak ne burada. Aşkım. Şimdi. 304-747-52. 304-747-52. 304. Nerede kız bu? Heh. 304-747-52 bu. Ayak mı bunlar? Evet. 304-747-52. Evet. İskelet çünkü bu ayak değil. 2 kilo diyor lan. He? 2 kilo diyor. 12 kilo mu? Bir şey diyeyim bunlar çok sağlam önce. Evet çünkü iskelet bu. Bak şöyle yani. Arabaya sığacak mı yani? Sığar. Sığar. Oo, 50 kere. 50 tane sığar. 50 tane alalım. Bir de K'da alacağımız şey var. Evet son 2 tane kalmış. Yay! Bir dakika kontrol edeceğim. 304-748-46 evet. Son 2 tane kalmış. Evet. Kız 3 tane demişti. Bir tanesi gitmiş bak biz gelene kadar. Herhalde kız. Bizim kavimler göçü başladı. Buraya yerleşiyor. Bizim bilgisayar köşemiz. Kabloları falan düzenleyeceğiz artık çünkü bilgisayarımın gelmesini bekliyorduk. Yeni masalar aldık IKEA'dan. Onları kuracağız. Birazcık daha geniş boyut olarak aynı. Buraya böyle sıfıra sıfır sığıyor. Ama birazcık daha geniş olacağı için monitörler vesaire daha rahat sığacak. Benim kasam ve monitörüm burada. Dön. Bayağı iyi oldu.
Ben bu tarafta oturacağım. Onun setup'ını buraya koyacağız. Bu arada bunu da ben yaptım. IKEA'dan şöyle bir led ışık almıştım. Bunu da böyle masaya yapıştırdım. Evet, evine hoş geldin diyebiliriz. Çek bakayım. Geliyor. Yeah. Bak, bembeyaz. Bu bembeyaz. Her şey bembeyaz ha. Evet ya, karton gibi. Hayatımda ilk defa ekran kartının beyaz olduğunu görüyorum bari. Bayağı iyi. Şurası. Üçlü bir yer olacak işte orada. Buldum. Şöyle, dur. Çok güzel. Oo, bu da güzel kafa. Bakar mısınız şuna? Uzay mekiği gibi. Ve... Tutamayacak. Hadi bakalım. Evet. İlk önce bunları koy diyor, sonra mı bunu koy diyor acaba? Çok sıkmıyorum. Tamam ya bence. Şöyle koydum işte. Çıtırt diye alttan sıkıyorsun. Aynen. Çıt etti zaten. Alo, merhaba. Bu ne ya? Çok uzaktı bu. Masayı bayağı büyüttük biz. Çok güzel. Arkadaşlar, e-sport yazıyor. İnşallah bununla beraber e-sporcuyum artık bu saatten sonra. İlk defa böyle büyük bir ekran kullanacağım ama alışacağımı net düşünüyorum. Dur, bir de ışığı da kapatacağım. Bir dakika. Ben bir ışıkları yanık kullanmayı seviyorum. Olabildiğince ışıklarımın yanık olması lazım. Gördüğünüz gibi her şeyim de ışıklı ve şu anda yanık var. Sizinle böyle bir mutluluk paylaşmak istedim. Aşağıda dediğim gibi benim sistemimi gaming.com.tr'de bulabilirsiniz. Şeyda Erdoğan'ın sistemi olarak. Diğer sistem seçenekleri, hazır kasalar vesaire için de oradan bakabilirsiniz. Orada bir sürü seçenek var. Şimdi ben lenslerimi çıkartacağım. Anıl'ın da kasasını buraya tekrar yerleştireceğiz. Ve oyun oynamaya gideceğim. Biri bir şey yapıyor orada. Straforları yiyorlar. Biz onları yemeden toplayalım. Böyleydi. Dertlilerden görüşürüz. Bu arada böyle yapıyor yani. Bu arada kucak istiyorsun. Ben mi? Çok. Deli misin sen?